hayalleri, Latifi esprileri. Aymaz uykuda meraklı araştırır, bilgin uyarır, anlatır doğruları. Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi. Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi. İşte budur afacanların hikayesi. Kuyudaki adam. Bugün hikaye günü çocuklar. Hikaye harika. Acaba ne anlatacak acaba? Size kuyuya düşen adamın hikayesini anlatacağım. Hazreti Yusuf aleyhisselam da kuyuya düşmüştü. Onu mu anlatacaksınız? Hayır güçlü. Onu başka bir gün anlatacağız. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Hazırız öğretmenim. Evvel zaman içinde adamın biri büyük bir çölde yolculuğa çıkmış. Çölde yürürken şiddetli bir gürültü duymuş. Bu gürültü büyük bir aslanın kükreyişinden başka bir şey değilmiş. Adam arkasını dönmüş, koca aslanı görmüş ve kaçmaya başlamış. Eyvah! Çölden nereye kaçacak ki? Adam hızla koşarken aslan da arkasından kovalıyormuş. İleride bir kuyu görmüş, hemen kuyuya yönelmiş ve hızla içine atlamış. Kuyudan aşağı düşerken kuyunun çok derin olduğunu anlamış ve kuyunun duvarında büyüyen bir ağaca tutunmuş. Kurtuldu. Hikaye daha bitmedi. Adam aşağı bakmış, kocaman bir ejderha görmüş. Ejderha ağzı açık bir şekilde bekliyormuş. Yukarı bakmış, yukarıda da aslan onu bekliyormuş. Kuyunun duvarlarında da zararlı böcekler varmış. Ama bu çok zor bir durum öğretmenim. Sonra tutunduğu ağaca bakmış. Ağacın dalları çeşit çeşit yiyecekler ve meyvelerle doluymuş. İyi bari, en azından karnını doyurur. Sonra ağacın köklerine bakmış. Biri siyah, biri beyaz iki fare ağacın köklerini kemiriyormuş. Ama öğretmenim, oradan kurtulamaz ki. Evet öğretmenim, nasıl kurtulacak? Ben olsam meyveleri bir güzel yerdim. Önce biraz uyusun bence. Adam önce korkmuş. Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi burada? Yukarı çıksam aslan var. Kendimi aşağı bıraksam ejderha var. Ağacın kökleri her an kopabilir. Kollarımda da derman kalmadı. O kadar zor bir durumdayım ki bu meyvelerden yesem dahi hiçbir tat alamam. Ne yapacak öğretmenim? Oradan kurtulması lazım. Evet öğretmenim, kurtulsun ne olur. Adam düşünmeye başlamış. Bu ne kadar ilginç ve gizemli bir kuyu böyle. Daha önce böyle bir kuyuyu ne gördüm ne de duydum. Demiş. Sanki bu karmaşa içinde bir düzen var. Düzen mi? Nasıl yani? Sanki bu kuyu ve kuyudaki hayvanlar birine ait. O kişi her kimse, hepsi onun sözünü dinleyip düzenli hareket ediyorlar. Aslan, ejderha, böcekler, fareler, meyvelerle dolu bir ağaç. Bir dakika, şimdi anladım. Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Ya olur devam edelim. Öğretmenim, çok merak ediyoruz. Tamam, madem istiyorsunuz. Adam neyi anlamış öğretmenim? Bütün o kuyuda bir düzen olduğunu anlamış. Adam... Evet, bu kuyuda bir düzen var. Ve düzen varsa bu düzeni kuran biri vardır. Anladım, bu kuyuyu birisi benim için hazırlamış. Kendisini tanımamı istiyor. Der ve kuyunun içinde bağırmaya başlar. Ey bu kuyunun sahibi! Her şeyi anladım. Seni tanımak istiyorum. Gücüne ve merhametine sığınıyorum. Demiş. Ve sonra kuyunun duvarı büyük bir gürültüyle bir anda yarılmış ve bir kapıya dönüşmüş. Kapı mı? Evet, ejderha bir ata dönüşmüş ve adam da o ata binip kapıdan geçerek yemyeşil bahçelere doğru yola çıkmış.
Aydın, adam kurtuldu. Evet, bu harika. Çok güzel bir hikayeydi öğretmenim. Bu hikayeyi bize neden anlattınız öğretmenim? Evet öğretmenim, sizin anlattığınız her hikayenin başka bir anlamı oluyor. Bu hikayenin bizim hayatımızla da alakası var çocuklar. Ya, İlginç harika. Nasıl yani öğretmenim? Adamın bulunduğu kuyuda neler vardı? Ben söyleyebilir miyim öğretmenim? Tabii ki Şefkat. Yukarıda aslan, aşağıda ejderha, kuyunun duvarlarında da zararlı böcekler, iki tane de fare vardı öğretmenim. Aferin Şefkat. Peki adam bunların ne olduğunu düşünmüştü çocuklar? Bütün bunların bir düzen içinde olduğunu ve kendisine bir şeyler öğretmek için koyulduğunu düşündü öğretmenim. Evet, aferin Bilgin. İşte çocuklar, biz de bazen bu dünyada sıkıntılar ve zorluklar çekiyoruz. Bütün bu sıkıntıların tamamı bize bir şeyler öğretmek içindir. Rabbimiz bu sıkıntılar karşısında sabredip ona yönelirsek bizi mükafatlandıracak değil mi öğretmenim? Evet meraklı, hem de cennet gibi güzel bir hediye ile. Peki ağaçtaki meyveler neydi öğretmenim? Sizce ne olabilir çocuklar? Öğretmenim, öğretmenim. Evet Latif. O meyveler bu dünyadaki nimetler değil mi? Aferin Latif. Bu Latif bazen beni şaşırtıyor doğrusu. Rabbimiz bize bu kadar nimeti kendisini tanımamız için gönderiyor çocuklar. Verdiği nimetlerin benzerlerini ve çok daha güzellerini cennette de bize verecek inşallah. Hem de sonsuza dek. Öğretmenim, cennette ben kime şaka yapacağım? İnşallah cennette hep beraber olacağız Latif. Bize yaparsın şakalarını. Öyle mi? Yaşasın! Kanalımıza abone olmayı, alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.